Osmanlı döneminde yaygın olarak 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar kullanılmış meşhur bir kılıçtır. Yabancılar arasında Türk kılıcı, halk arasında kulaklı olarak da bilinir. Kılıcın ağırlık merkezi, kılıç yapımında Türk eğrisi olarak bilinen açısı ve ideal vuruş şekli diğer kılıçlardan farklı olduğu için kullanımı zordur. Formundaki bu farklılığın nedeni ise düşmanın her yönden gelecek kılıç darbelerini daha kolay savurmaktır. Ama iyi kullanan birinin elinde tahrip ve keski gücü diğer kılıçlardan çok yüksektir. Yatağındaki motifler ve yazılar bazen bir şiir, bazen bir özlü söz olmakla beraber çoğunlukla ayet, kılıcın sahibinin ismi, dualar ve kılıcı yapan ustanın mühürüyle yapım tarihi görülmektedir. Bilinen ilk yatağanlardan biri Ahmet Tekeli Usta'nın Kanuni Sultan Süleyman için yaptığı işlemeli yatağındır. İsmail Hakkı Özacak tarafından babası Ali Osman Özacak adına müzemize bağışlanan, dededen toruna 3 nesil mirasla aktarılan yatağan kılıcı, bağışçımızın verdiği bilgiye göre en son Balkan Harbi'nde kullanılmıştır. Yurt savunmasında bir Osmanlı askerinin elinde hayat bulan bu kılıç, uzman restoratörler tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışması sonucunda üzerinde hala kan lekelerinin olduğu tespit edilmiştir. Şu an müzemiz İlk Ayak İzleri salonunda sergilenmekte olan yatağan kılıcı aynı zamanda müzemizin en eski objesi olma özelliğini taşımaktadır.